ilk zamanlarda bize şöyle böyle şeyler oldu. O İsveç kilisesinde ara sıra gazeteden insanlar geldi. Öyle bana önce telefon ettiler dedi. Ya siz pastör müsünüz? Evet pastörüm. Biz dinimizi değiştirmek istiyoruz. Ve bize yardımcı olabilir misiniz? Ben kimsenin dinini değiştirmem fakat siz şeye gelin, ibadetimize gelin ve konuşalım. Ve hiçbir zaman ibadete gelmediler, sonra geldiler. Hatırlıyor musunuz? Öyle, dışarıda kahve içerdik ve özellikle bir çifti, bir gençler ikisiydi, hatırlıyorum. Ve beni sanki bir tuzağa çekmek istediler, çalıştılar. Ben dedim, evet, yani biz nasıl Hristiyan olabiliriz? Ben dedim, burada bu küçük ilmiha, bu değildi, bu henüz yoktu. Kırmızı defter. Ben dedim, bunu alın ve burada bu 10 emir var. Ve hepsini okuyun ve bu hafta içinde tam onlara göre yaşayacaksınız. Ve haftaya yine görüşelim. Gelmediler maalesef. fakat bu aslında bizim için de iyi bir öğüt. 10 emir alalım, tam onlara göre yaşayalım. Ve o zaman meseleyi görüyoruz. Problem ne? Belli oluyor değil mi? Yani biz bir an için bile bunu başaramayız. Çünkü biz günah ve ölüm yasası altındayız. Ve tabii ki benim ümidim şöyle, yani gelsinler ve şimdi onlara iyi haber de verelim, bilelim. Fakat olmadı, gelmedi. Tamam. Evet. 5. ayetten okuyayım. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işler düşünürler. Hatırlıyorsunuz bu benlik şimdi egoizme değildir. Yani. Bu benlik yani insan hali, insanın kendi gücü, kendi varlığı. Evet. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işler düşünürler. Biz ruha nasıl takip edebiliriz ya da ruha uyanlarsa ruhla ilgili işler düşünürler. Biz ruha uyanlar nasıl oluyoruz? Bir çöle gidip orada iki hafta düşünür kendi göbeğimize bakalım. Kutsal ruh nerededir? Yani Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa siz diyor ruhun denetimindesiniz. 9. ayet. Evet. Biraz yani sonraki ayetle de bağlantılı sordunuz. Samimi imanla vaftizde Mesih'le birleşmişse o zaman ruha uyan çocuklardanız. Ve sakramentler aracılığıyla, kutsal ruh sakramentlerle bize gelmiyor mu? Rabbinin sofrası, vaftiz. Evet. İkisi çok önemli. Sakramentler. Evet. Yani kutsallık bizde değil. Kutsal ruh da tabii ki bize geliyor, evet. Fakat onun kaynağı, onun çıktığı yer biz değiliz. Yaşamın. O
kutsal ruh, evet, iman araçları içinde. İman araçları neyler? Sakramentler, vaftiz, Rabbimiz. Sakramentler, yani Tanrı'nın evet, söz, tabii ki. Evet, vaaz, yani Allah'ın sözü. Ve tabii ki kilise de vaaz ediliyor. Sonra anahtar, anahtarı kilisenin doğru. Yetkisi, göklerin egemenliğinin anahtar yetkisi. Evet, evet. Sonra vaftiz ve Rabbin sofrası. Kutsal ruh oradadır. Kutsal ruh oradadır. İsa diyor, kutsal ruh bana şey veriyor. Kutsal. Todista. Sana tanıklık bana. Affedersiniz. Tanıklık ediyor. Yani kutsal ruhun konusu her zaman İsa Mesih'in bizim için yaptıkları. Göstermek. Evet, yani o daima ondan konuşuyor. Pavlus aynısını söylüyor. O diyor, ben sizin aranıza geldiğimde İsa Mesih'ten ve onu haça gerilmiş, çarmıha gerilmiş olarak ondan başka kimseyi tanımaya karar vermiş. Tanımamaya karar vermişti. Şimdi cemaatin kutsallığına bakarsak, çünkü Pavlus burada hep cemaat yazıyor, konuşuyor, hitap ediyor. Yani iki düşünce var burada. Evet, cemaat burada oturuyor, Meryem burada duruyor, biliyorsunuz, Lille burada. Şimdi kutsallık, kutsal ruh nerede? İman edenler için. O tam yanlış değildi. Bence bildi benim biraz doğru. Yok, aslında çok doğru fakat başka anlamda. Fakat şey Rabbin sözünde değil mi? Yani bildi benim verdiği sakramentlerde ve vaazda. Evet, burada bildi yerine sunak yapalım. Bildi önemli değil, sunak önemlidir ve kürsü. Şimdi kutsal ruh buraya gelen Hristiyanlar boş geliyorlar. Zavallı, Pavlus'un söylediği gibi zavallı insan benim. Bana kim yardım edecek? Yardım buradan geliyor. İsa Mesih'in sözüyle. Evet. Ve öbür anlayış ve daha yaygın bir anlayış. Buraya imanlılar geliyor. Benim zaten yok. ve hepsi o sabah çok ateşli oluyorlar. Evet, ateşli geliyorlar. Ve ateşi buraya bir araya getiriyorum. Ateş de artıyor. Büyüyor. Büyüyor, evet. Ve onların getirdiği kendi ateşlik, evet, kendi ruhu yani. Evet. Ya hangisi doğru şimdi? Hangisi sunak? Sunak olan. Evet. Biz her zaman öyleyiz. Yani biz Mesih'e muhtacız. Ve Mesih bize nerede verilir? Amen. Havadan verilmiyor. Lütuf araçlar yoluyla verilir. Yani müjde, Allah'ın sözü ve anahtar yetkisi ve Rabbi sofrası, tabii ki vaftiz. Evet, kutsal ruhun çalıştığı araçlar bunlardır. Ve bu durum şundan çok iyidir. Çünkü bu gerçe
yani gerçeği gösteriyor bize. Biz gerçekten günahlı, muhtaç geliyoruz. Ben hatırlıyorum bu toplantıları başladığımız zaman, ondan şimdi 15 yıl önce, bundan 15 yıl önce biz birbirimize dedik, biz niçin liseye gidiyoruz? Yani Türklere bir tuzak mı koymaya ve yani oraya dostlarım çekilmeye? Hayır. Rabbin sofrası. Evet, biz günahkar olduğumuz için gidiyoruz ve oraya başka günahkarları da davet ediyoruz. Bu bir cennet kapısı olsun. Amin. Yani ve gerçekten öyle. Ve bu ruhun ve yaşamın yasası oluyor. Evet. Evet. 12. ayet. Öyleyse kardeşlerim, borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Yani biz borçluyuz. Ne bir borçlu? Yani minnettarlık borcu. Çünkü büyük hediye aldık. Yaşantımız nerede olsun? Evet. Allah'ın dünyasında olsun. Yani bu dünyada değil. Evet. Çünkü benliğe, yani bizim kendiliğimize, yani bu kendi varlığımıza göre yaşarsınız, öleceksiniz. Yani orada ölüm var. Ama bedenin kötü işlerini ruhla ölürürsünüz, yaşayacaksınız. Tanrı'nın ruhuyla yönetimlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Şimdi kötü işler nasıl ruhla öldürülür? Biraz oturmam lazım. O nasıl olur? Pavlus söylüyor ya. Günah çıkararak olur. İyi. Laf diye dileyerek. Yani ben ümit ettim. Yalnız cevaplar gelsin ve ondan sonra da doğru cevap verin. Hemen doğru cevap verin. Evet. Yani bedenin, yani şimdi beden doğru anlamak lazım. Yani kendiliğimizin işleri bizi ölüme getiriyor ve onları ruh ile yok etmek. Müjdeyle yok. Kendi günahlarımızı bir türlü bir herhangi bir ruh alıyoruz ve onunla kendimizi vuruyoruz ve disiplin altına getir. Disiplin iyidir. Fakat onunla kötü şeyleri öldüremeyiz. Sadece müjdeyle, kutsalıkla. Evet. 13. Çünkü benliğe göre yaşarsınız, öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürsünüz, yaşayacaksınız. Yani günahların affından yaşıyorsunuz, yaşayacaksınız. Orada yaşam var. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Kızları değil mi? Sadece oğulları mı? Oğulların anlamı burada ne? Kızlar o zaman mirasçı değil. Oğullar sadece miras aldılar. Merhaba. Şimdi bütün imanlılar, kadın olsa, erkek olsa, bu anlamda oğullardır. Çünkü hepimiz mirasçıyız. Kutsal ruhtan vurgulamak lazım peder. Kutsal ruhtan bahsederken oğulluk ruhunu aldınız diyor ya. Evet. Ondan dolayı kız erkek ayrımı olmuyor. Oğul, evet. Çünkü oğul aynı zamanda Mesih'i simgelediğinden, evet. Hani bayanlık ruhu demiyor da oğulluk ruhu diyor. O yüzden evet. Kadın erkek ayrımı da yoktur diyor ayrıca. Evet. Oğulluk ruhu
ruhundan dolayı. Evet, şimdi o nokta geliyoruz. 15. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu almadınız. Yani bu korku nereden geliyor? Yine yasadan geliyor. Yani yasa bize sadece korku verebilir. Çünkü yasa bize bu ayna gibi gerçek varlığımızı gösteriyor. Ve o zaman Allah'tan korkmalıyız. Yani Allah'ın yargısından da korkmalıyız. Fakat o diyor, bu yok, bu sizin kutlarınız. Affolu onun için bu korkak ruhuya hiç sebep kalmıyor. Evet. Evet ve bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Bunun için Allah'a Baba diyebiliriz. Yani o kadar sevimli ve yumuşak olduğu için Baba söylemek doğru değil. O oğlunu bize verdiği için. Onun oğlu bize bu müsaadeyi, bu hakkı verdiği için ona Baba söyleyebiliriz. Evet. Evet, bundan sonra hep sadece güzel mi bu hayat? Daya evin hayır diyorum.